Sancan. Merhaba, ben Barış. Girişimci Muhabbeti'nin 37. bölümüne devam ediyoruz. Şimdiki konumuz elbette ki dönüp dolaşıp döndüğümüz nokta batan müzik girişimleri. Erdem, sana sesleniyorum. Evet, Erdem yani. Seninle de en son konuştuğumuzda Erdem'e sorduk işte en büyükleri hangileri falan filan. Tabii Spotify'ı herkes biliyor. İşte Pandora var. Bir de radyo var. Hani o da çok fazla kullanılıyor falan demişti. Ki... Ve gün geldi ki geçtiğimiz hafta içerisinde, ya yani bu şu an içinde bulunduğumuz haftada radyo battı. Kaç hafta oldu biz Erdem'le konuşalım? Biz galiba 4-5 hafta önce konuşmuştuk. Yani gerçekten gördüğünüz üzere bir 6 haftalık bir süreç içerisinde bir tane müzik firması. 6 haftada bir tane evet, düşüyor. 6 haftada bir teknolojiyle müziği birleştirmeye çalışan bir firma batıyor. Aha. Dilerim Spotify batmaz. Dilerim Pandora batmaz. Ama ben yani de evet, dilerim ama hala onlarında... kar etmediklerini düşünüyoruz değil mi? Evet. Onlar, Spotify zaten etmiyor. Pandora da galiba halka açık. Onlar da kar etmiyorlar. Yani çok kötü bir haber. Müzik sektörü için çok kötü bir haber. Hı hı. Radio tamamen iflas açıkladı. Bütün tasfiyesi üzerine anlaşıldı. Yani iflas açıklayan firmalar Amerika'da genellikle şey yapabiliyor işte. Ben iflas açıkladım, şu kadar borcumu kesinlikle geri ödeyemeyeceğim, hı hı, ama öyle yaparsam hayatta kalabilirim gibi şeyler diyebiliyorlar. Hı hı. Ama radio kesinlikle bunları demedi. Radio bütün onu teknolojileri ve diğer bütün böyle işte intellectual property bilmem ne falan her neyse onların hepsini barındıran bir paketi 75 milyon dolara Pandora'ya sattı. Ve kapıyı kapattı arkadaşlar, yani bu kadar basit. Bana çok ilginç geliyor. Ve mesela bugün bir arkadaşımla konuşuyordum. Çok fazla müzik üretilmeye başlandı. İnanılmaz fazla, yani mesela kesinlikle. Spotify'da haftalık Discovery playlistimi dinliyorum. Ve... Ya 10 artistin onunu da bilmiyorum. Sürekli yepyeni şeyler geliyor. Aynen. Yani. Mesela biz 90 çocuğu olarak böyle şeydir işte bildiğin böyle gruplar vardır. Ben hala öyle. İşte sürekli onları takip edersin. İşte onun ne bileyim ona benzeyen bir tane grup bulursun. Bir yıl onu dinlersin. Kesinlikle. Falan filan gibi bir tarzımız vardı. Ben şu anda haftalık olarak dinlediğim müzik değişiyor yani. Farklı grupları dinliyorum. Ben aynı sen albümü... bazen dinlerken yandan seninkine tıklıyorum. Böyle beğenmiyorum. Hemen kapatıyorum. Yani ben böyle genellikle odaklanmak için bir şeyler dinlediğim için çok doğru olmayabilirim o konuyla. Yani. Ben de odaklanmaya çalışıyorum ama seninkilerle odaklanamıyorum. Gürel'i falan dinle mesela. Daha tavsiye edemem. Doğru. Doğru onları yapıyorum. Ama sonuçta ben gerçekten şey anlamakta zorlanıyorum. Bu kadar fazla artist varken, bu kadar artist bir şekilde kendini yaymaya, tanıtmaya falan filan çalışırken. Bu mücadele devam ederken. Ve yani nasıl oluyor da bu platformlar batıyor sürekli bir şekilde? Yani gerçekten kim... Yani, kim ya işte bu Erdem'le konuştuğumuz olay, o adamlar birlik olup şey yapamıyorlar, haklarına sahip çıkmıyorlar. Araya aracılar girdiği durumda öyle bir kar marjı yok belli ki. Araya aracıyı sokamıyorsun. Aynen. Spotify en yukarıda, araya aracı giriyor, en altta da sanatçı kalıyor. O öyle olmayacak belli ki. Batmaya devam edecekler ki yeter ki şey olana kadar, aradan aracılar çıkana kadar. Evet, geçen şöyle... Kim yazmıştı hatırlamıyorum ama galiba ya birisi Facebook'ta yazdı ya da Twitter'da okudum. Netflix işte kendi şovlarını yapmaya başladı. Hı hı. Netflix'te bir platformdu sonuçta dizileri ve işte video, kaliteli video içeriği, hı hı, son kullanıcıya ulaştıran bir abonelik sistemiydi aslında. Dijitürk'ün gelişmişi gibi diyebiliriz. Aynen. Ve bir anda kendi dizilerini yapmaya başladılar. Prodüksiyon şirketi oldu. Yani. Aynen ve bu konuyla alakalı da inanılmaz başarılı oldular. Yani sürekli bir şekilde... Ama işte orada arkayı nasıl beslediğini çok iyi biliyoruz yani. Ama başarının geldiği yer orası. Peki o zaman neden mesela aynı mantığı düşünürsen Spotify neden yapamıyor? Ya iki tane şey bence olabilir orada. Biri müzik öyle bir şey değil bence, film gibi. İkincisi daha o veriyi onun için kullanmaya başlamamış olabilir. Bence ikisinden de yani kullanmaya başlamadı ama kullanmaya başlamış olsaydı bile bence müzik o dizi gibi ya da film gibi o kadar bariz. Hani şu adamla şu adamı yan yana oynatırsak kesin tutacak diyebileceğim şeymiş gibi gelmiyor. Hmm. Ya ne bileyim şu notayla şu notayı yan yana koyunca ya da şu ritimle var şu ritimle. Arada. İşte öyle bir şey var bu arada. Hayır işte o ritimle bu ritimi yan yana koyunca aa bak senin hoşuna gidecek eminim. Çünkü şu notanı biliyorum dediğine sana gönderdiğine senin hoşuna gidiyor mu? Yani aslında şöyle bir durum var. Müzik teori diye bir şey var zaten. Yani müzik teori tamamen aslında bunun üzerine kurulu ve bazı müzik paternleri, tınıları, sesleri falan filan gerçekten insanlarda bazı şeyleri uyandırıyor. Atıyorum mesela hep açılışlar belli bir anahtarla açılır, kapanışlar hep bazı anahtarlar kullanılarak şey yapılır. Bazı melodiler hep birbirine benzer bundan dolayı. Yani müzikteki benzerlik ondan... film ve dizideki benzerlikten daha kolay anlaşılır gibi geliyor bana. Yani hoşuna gidebilir
Ama ha, ben onu zaten seviyordum. Yani çok sevdiğim şarkıya benziyor. Belki de biraz daha hızlı kabak tadı veriyor. Yani ve... Olabilir. Daha hızlı konsüme ediliyor ama yani bu. Sonuçta böyle bir şey var ve bir şekilde bu platformların içinden birisinin bu zinciri kırması ve şey yapması lazım. Yani bağımsızlaşıp... Yani çözüm discovery'de mi yani? Keşfetmekle mi sence? Keşfetmek de bence üretici olmaktan geçiyor. Evet, teknik bir problemden dolayı bölüme kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Pilimiz bitti desene evet, ya. Aynen. Ne yazık ki yani mikrofon gerçekten bize 5 boy büyük ve kesinlikle çekerken problem yaşıyoruz. Anında da pilini bitiriyor. Her neyse konuya geri dönelim. Spotify'ın başarılı bir şekilde nasıl bu şeyden kurtulacağından bahsediyorduk. Ha, orada şunu diyordum ben. Bu platformların para kazanabilmesi için sana seni seveceğin müzikleri keşfettirmesi gerekiyor. Evet. Öyle değil mi? Yol aynen. Bu yani. Hani aynen. Sana 90'larda dinlediğin müziği 80 bin kere dinleterek bir yere varamayacak belli ki. Hı-hı. Çünkü onun telif hakları zaten artık belirlenmiş, bilmiş evet. Durumda. Yani Michael Jackson dinleyince sen bir şey olmuyor dünyada. Aynen. Ama sen yepyeni bilmem nenin müziğini ilk defa dinlediğinde, İsveç'ten bilmem ne şarkısını dinlediğinde hı-hı. Onu seversen ve onun üzerine bilmiyorum o transaction parayı nasıl veriyorsun hı-hı. Bilmiyorum ama onu keşfettiğin için bir şeyler yaptığın durumda ilginç oluyor. Ya işte çok ilginç ya. Bu mesela şöyle bir şey olduğunu sanıyordum ben. Diyelim ki işte Barış'la ben bir müzik grubu kurduk bilmem ne falan filan. Bunu Spotify'a koyduk. Spotify'a koyduğumuzda işte para kazanmaya başlıyoruz. Bin tane şarkımız bin kez dinlendiğinde biz bir para kazanacağız. Aslında hiç öyle olmuyormuş. Böyle bin tane şarkı dinlendiğinde böyle bir havuza düşüyor. Ondan sonra en zenginler en tepede. Önce o havuza akıyor. Ondan sonra oradan arta kalanlar alt havuza gidiyor. Oradan arta kalanlar alt havuza gidiyor gibi böyle çok kötü bir havuz sistemi varmış. Ondan dolayı benim şarkım dinlendiğinde de Michael Jackson para kazanıyor. Çünkü gibi şey öyle... gibi mi yani hani acquisition modeli gibi ya ben Michael Jackson'a geldim arada da sen çıktın bana. Aynen. Yani diyor ki ya, asıl zaten o platformda değer yaratan Michael Jackson olduğu için hani kimse şeye gelmiyor yani hani işte Barış da sadece... Ama şuna bir bakmak gerekiyor yani o Spotify'ın kendi analytics tool'larında şu vardır yani direkt olarak Michael Jackson'a gelmiş. Başka şarkıdan gelip Michael Jackson'da çok şarkı dinlemiş ya da direkt bambaşka bir şarkıdan gelmiş. Bugünkü bir diğer konumuz aslında bu. Hemen bu iki konuyu birbirine bağlayalım eğer bu şekildeyse. Spotify'da galiba anladığım kadarıyla bu şeyi biraz kırmak istediği için veri setlerini hem anladığım kadarıyla bir kısmını halka açıyor. Bu veri setlerinde trafik verisi var mı? Yani gelen trafik şunları işte, dinledi sonra şunları dinledi. Veri setin tam detaylarını bilmiyorum ama galiba böyle halka mavi olmuş falan filan şeylerin veri setlerini açacaklar. Atıyorum mesela 50'lerden şu şarkıları dinleyenler ondan sonra bunları dinledi falan filan. Ha, bunlar sen de yapabileceksin. Çünkü muhtemelen copyright'ı olan ve birisinin koruması altında olan bir içeriğin verisini verme hakları yoktur. Ama copyright'ı düşmüş. 1960 öncesi bir sürü şeyin copyright'ı düştü mesela. Aynen. Yani maksat orada millete şey training, şey antrenman olsun. Aynen. Bir yandan da sen sanatçıysan nasıl YouTube böyle YouTube'da creator olanlara inanılmaz fazla araç veriyor bakalım işte. Yani. Hani bak seni şu dinledi, bu dinledi, seni dinleyenler şuna baktı falan filan bir şeyler gösteriyor. Sana da Spotify bundan sonra seni dinleyenlerle alakalı bayağı bir veri verecek. Ve böyle yeni dashboardlar yapıyorlarmış. Böylelikle işte sen mesela doğrudan Michael Jackson dinleyip sonra sana gelen adamları değil de doğrudan seni dinleyecek adamları nasıl keşfedebilirsin? Onlara nasıl daha iyi reklam yapabilirsin, daha müzik yapabilirsin? Onları nerede bulabilirsin? İyi o zaman bu yeni nesil sanatçıların da big data, marketing, ne bileyim acquisition gibi şeylere yavaş yavaş alışmaları gerekecek. Herkes sana muhtaç böyle. Herkes bana değil de Şükrü'lere muhtaç olacak ben sana söyleyeyim. Bizim yaptığımız şey hiç ilginç kalmıyor ya. Bunların hepsi otomatik olacak ya. Neyse şimdi bambaşka bir konuya girelim. Yani... Keşke şöyle bir şey olsa yani hani gerçekten bu verileri böyle analiz etsen ondan sonra bak şu notaları girdin mi falan gibi bir şey çıksa yani kesinlikle tabii böyle bir şey olmayacak. Ama bu arada bana ilginç bir şu anda bir bağlantı geldi. Son dönemde mesela Taylor Swift'in bilmem ne falan filan bunların hepsinin yapımcısı İsveçli. Bence bu arada tabii Spotify'da İsveçli. Eminim ki böyle arkadan bu veriyi analiz edip birilerine böyle bununla alakalı bilgi veriyorlar. %100. Bununla alakalı çalışmalar oluyor ve bu insanları bilgilendiriyorlar yani. Hani, en azından konuşma içerisinde şey oluyordur yani. Spotify'ın genel merkezi Stockholm'de. Bütün bu yapımcılar da Stockholm'de. Bir fika adam akşam yemek yiyorlar beraber ve her kahve içmeye gidiyorlar. Ondan sonra bunlar konuşuluyor bilmem ne falan. Hatta geliyor diyor ki bak şöyle bir şeyler gördük. Bunu denemek ister misin? Sonra gidiyor. Onu bilmem ne single'ında deniyor. Ondan sonra Spotify alıyor bunu. Haftalık keşif listesine koyuyor. Sonra tak diye mesela o patlıyor. Aynen.
kesin böyle şeyleri bence deniyorlar arkadan. Yani böyle şeyler oluyor ve müzik piyasasında bence bu yani nasıl reklamcılıkta doğru reklamcılık yapan şeyler çalışıyorsa yapımcılıkta da bu tarz şeyler kesinlikle çalışacak. Kesinlikle. Yani. Ve yani bu olacak zaten. Birilerinin şu anda bunu deniyor olması lazımdı. Bu bence iyi bir senaryo, seni söyleyeyim. Aynen. İkisi de İsveç'te takılıyorlar, bilgi paylaşıyorlar, deniyorlar. Çok mümkün yani. Evet. Süper. Dileriz önümüzdeki dönemde yapay zeka da böyle kendi kendine şarkılar yapıp internete atıp hepimizi delirtir. Delirtir. Gerçekten delirtebilir yani. Olmayacak bir şey değil yani. Şey çünkü yapay zekaya Magic the Gathering kartı yaptırttılar mesela. Evet. Yani bu neden müzik yok? Aynen. Ben şurada şuraya geleceğim. Yani hani bazı şeyleri hayal etmeye zorlanırsın. Bazılarını da böyle bir filmde gördüğünde evet ya neden olmuyor ki bu derdi. Evet. Bu öyle bir şey. Hani biz ne bileyim bir tane film olsa onun içinde görsek bunu. Evet ya aslında evet neden olmasın ki diyeceğimiz bir şey. Ben çok şaşırmıyorum. Tabii şu anda böyle şey şımarıklığı da yapmak istemiyorum. Evet ya çok kolay da demiyorum. Evet. Ama yakın zamanda olursa evet ya yapabiliriz. Hoşumuza gider. Şaşırmayız.